Villa yapı Gebze Çayırova'daki üretim tesislerinde kaliteli malzeme ve son teknolojiyle üretim yapmaktadır. Prefabrik konutlarımız Türkiye'nin bütün iklim bölgelerine uygun inşa edilmektedir. Uygun fiyatlarla sağlam bir ev sahibi olmak istiyorsanız mutlaka Villa yapı. www.villayapı.com Sevgili dostlar, yine pazar günü saatlerimiz 17'yi gösterirken sizlerle baş başayız. Tabii ki alıştığımız üzere türküyle giriyoruz ama bu hafta böyle bizim tabii ki yoğunluğumuzdan dolayı. Valla beni böyle attınız uşaklar ha buraya. Allah sizi var ya. Ne yapsın ne etsin. Neyse efendim şu anda yurdumuzun dört köşesinde bizleri izleyen dostlarımıza, sevenlerimize İki saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Pazar Neşesi programında yaklaşık 4 aydır biliyorsunuz sizlerle birlikteyiz bu programda. Artık zaman yaz saatine döndü. Biliyorsunuz gündüz saatlerine geliyor programımız. Ama o ilk günden beri bizi takip eden dostlarımız, çok güzel bir izleyici kitlemiz var. Onun için teşekkür ediyorum göstermiş olduğunuz ilgiye, alakaya. Çünkü dışarıda bizi gördüğünüz zaman 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 da bize böyle yaklaşımlarınızla birlikte bu mesajları bize iletiyorsunuz. Bugün Türk Halk Müziği'nin o Orta Anadolu türkülerini çok güzel yorumlayan, gerçekten de Neşet Ertaş gerçekten eli öpülesice bir hoca ama bizim bugünkü konuğumuz da gerçekten takdir edeceğiniz üzere sizlerin de yakinen bu ekranlardan tanıdığı çok değerli bir abim Mustafa Tatlıtürk ile birlikte o türkülerin lezzetine, tadına ulaşmaya çalışacağız. Biraz sonra tabii ki Mustafa abi dinleyeceksiniz ama programımızın ilk dakikalarında ne yapıyorsunuz? İsteklerinizi özellikle türkü tadında, türküler istiyorsak, yani gönlünüzden geçen, ben biliyorum ki bizim izleyici... Gezelim boydan boya, yeşil giresunumuzu gezelim boydan boya. Sahil boyu gezerken de vardım çıktım depoya. Sahil boyu gezerken de vardım çıktım depoya. Büyük şehir Giresun'da geze geze yoruldum. Büyük şehir Giresun'da geze geze yoruldum. Sıcakkanlı insanlar da ben onlarla vuruldum. Sıcakkanlı insanlar da ben onlarla vuruldum. Canım sahil boyunda da kurmuşlar bulancağı. Canım sahil boyunda da kurmuşlar bulancağı. Aradı beni buldu da gönlümün oyuncağı. Aradı beni buldu da gönlümün oyuncağı.
keşe bile esbiye. Kaleden görünür yolda keşe bile esbiye. Hasret bırakma beni de kalbimdeki sevgiye. Hasret bırakma beni de kalbimdeki sevgiye. Kirebolu görenle de 10 dakika arası. Kirebolu görenle de 10 dakika arası. Kire güre oturur da yüreğimin yarası. Eylesin de oturur da yüreğimin yarası. Vadileri çok derinde dağları da pek yüce. Vadileri çok derinde dağları da pek yüce. Sana da geleceğim de unuttu sana gücü. Sana da geleceğim de unuttu sana gücü. Şehir doğan ketem esrediyor gönlümü. Yeni şehir doğan ketem esrediyor gönlümü. Oralarda geçirsen de geri kalan ömrümü. Oralarda geçirsen de geri kalan ömrümü. Harşidin derelerinde azgın azgın akıyor. Harşidin derelerinde azgın azgın akıyor. Ela gözlü güzelinde yollarıma bakıyor. Ela gözlü güzelinde yollarıma bakıyor. Çanakçı'da dostları da bir daha göreceğim. Çanakçı'da dostları da bir daha göreceğim. Kuş dili festivaline bu sene geleceğim. Kuş dili festivaline valine bu sene geleceğim. Sudan ayrılır. Dereliye giderken de yol aksudan ayrılır. Kümbete yolu düşende sarhoş olsa ayrılır. Kümbete yolu düşende sarhoş olsa ayrılır. Havuç ve yaylasınından iki günde gezemem. Havuç ve yaylasınından iki günde gezemem. Çok seviyorum sizi de ebediyen üzemem. Çok seviyorum sizi de ebediyen üzemem. Yağlı dere ırmağında dökülüyor denize. Senin ile aşkımıza yine mi geldi göze? Bir gün ayrı kalırsam da gelir seni göresin. Çok seviyorum seni de canım yeşil giresun. Bizim ilk çıkış türkümüz buydu 2005 yılında. Yine bu ekranlarda yayınlanmaya başladı. Tabii ki onun da izleyenler, ben bunu doğruyu söylemek gerekirse, ilk hani bu işten ekmek yemeye başladığımız türkü buydu. Bu türküyü de Cemal Bayram yazdı. Tabii ki melodisi de bize ait. Ona teşekkür ediyorum Cemal abiye. Geçen günde bir yerde karşılaştık. Her zaman da ona minnettar borçluyumdur. Yani o türkü onun defterinin içerisinde duran bir sözlü aldık. Tuttu, bu şekilde geldi. Biz de o günden bugünlere kadar artık kendimizi bir şey zannetmeye başladık. Devam etmeye başladık yola. Ben Mustafa abinin yanına geliyorum hemen. Mustafa abi hoş geldin, sefalar getirdin. Nasılsın abiciğim? Ne yapıyorsun abiciğim? Öncelikle çok teşekkür ederim. Mavi Karadeniz benim çok yabancı olduğum evet. Bir televizyon değil. Sizin gönül minderinize çok oturdum. Bugün de beni davet ettiğin için çok teşekkür ederim, sağ olasın. Karadeniz'in pırıl pırıl türkü özlü, türkü gözlü, gerçekten ne yaptığını bilen, sapı samanla ayıran bir güzel cansın. Onun için seve seve zevkle geldim programa. Çok sağ olasın, çok teşekkür ediyorum. Yani ben türkü denilince yani biraz önce Neşet Ertaş dedim, eli öpülesici ama onu tabii ki genel olarak herkes tanıdığı için böyle söyledik. Eyvallah. Ama biliyorum ki bu ekranlardan seni tanıyan ya da benim çevremde seni tanıyan herkes de bu konuda hemfikir. Sen de gerçekten muhteşem sesinle, tavrınla, yorumunla ve daha ilk dakikalarda bak senin telli turnam diye bir telli turnam herhalde okuruz ileriki dakikalarda değil mi Mustafa abi? Vallahi dur, ama sen biraz önce durla çok biliyorsun. Hatırladığım üzere bize gönül dağını hazırladın değil mi abiciğim? Gönül dağını sonra sanırım şey yapalım. Tamam. Diğer sazda çalayım. Ben senin içeride provada dinlediğim bir türkü var, evet, ya. Evet ya, ben biraz önce bir içerideydim. Yani olan... o kadar uzaktan geldik ama o sanki bir ağıt, bir duygu seli vardı onda. Anlamadım sözleri ama yani tavrını da dinlemek yeter ya. Ben öyle akort yaparken mırıldanmıştım. Sen de aklıma düşürdün. Muharrem Ertaş ustamızın Karacaoğlan evet. Şiiri. Neşet Ertaş'ın da yorumu bunu üzerimizde silmiş haliyle. Uğur abiye burada koltuk ayırdık. Bak sen buradasın. Uğur abi astrolojiye sonradan gelecek. Uğur Allah'ın olmaz ya. Uğur kardeşimi.
Abi sen Türk'ün okudan nazar alalım. Edi de büdü gibi oldu bu yolda zaten. Biz Türk'ümüz alalım da Mustafa abi müsaadenle. İnsan onun elinden çok çektiği üç dert var biliyorsun. Evet. Üç derdim var diyor Karacaoğlan, birbirinden ayrılmaz. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Evet. Ben bunu söyleyeceğim müsaadenle. Tabii abi tabii. Ne ayrılıktan, ayrılıktan da ölümden de, hasretten de hepsinden aynen öyle. Yani üçünü de ölüm zaten başı başına bir dert. Ayrılık başka bir dert zaten. Bu başka bir dert gibi. Evet. Ya değil ölüm de zaten aşk. Ayrılık. Ayrılık ölüm. Eyvallah. Ölüm de bir ayrılık. Türklerimizden birisidir. Ölüm ile ayrılığı dartmışlar. 50'dir hem fazla gelmiş ayrılıklar. Evet. Sultanlar,
nicesini gelmez yola gönderir. Bir ayrılık, bir yoksulluk, biri bir ayrılık, bir yoksulluk, bir de yani bunu okumak da bir iş ha. Değil mi abi? Evet ya. Sana göre kolay ama. Isıtmadan böyle girdik ama. Yani ben hayatta bunu var ya 10 gün 20 gün çalışmam lazım okumak. Yani eserde tavır yani neler neler var yani müzik adına değil mi abicim? Zor. Biraz Baba Yiğit türkülerden tabii. Ha, Baba Yiğit türkülerden. Her yiğidin harcını okumak diyorsun. Ya işte aşk. Sen mütevazısın biraz da konuşmuyorsun Mustafa değil mi? İğrende aşk olan herkes söyler bu türküleri. İter ki aşk olsun. Evet. Çok güzel. Valla ağzına sağlık. Bir Anadolu'da bir tabir vardır. Bazen duygusuz böyle işte hasbel kadar sesi güzeldir. Ses sanatçı olmak başka bir şey. İcracılık falan başka bir şey evet. Tabii. Anadolu'da bir tabir var. Sözümüz meclisten dışarı. İtin kavurga yediği gibi diye bir laf vardır. Bazıları geveleler türküyü. Bir de yüreğinde hissetmiyorsa, onun yüreğinde yarım aşkı yoksa, evet. Ya da o türküyü algılamamışsa, türküyü okumasın. Kendi bildiklerini okusun diye düşünüyorum. Evet, aynen yani, doğru düşünüyorum. İcrası zor, çok riskli türküler. Ama ben evet. Seviyorum bunları. O riski göz ya ben yani samimiyetimle söylüyorum. Ben diyorum şu andaki yani bu görünüşe göre ben bunu okuyamam diyorum. Yani dinliyorum ya. Ya çok zor abi yani inanılmaz yani ben bir de yorum yapıyorum ama ben bunu hani mütevazılıkla yapmıyorum okuyamam ya, diyorum şu andaki. Kim ne derse de okuyamam yani. Diyorum. Biraz önce okuduğun türküyü ben nasıl bir yere getireyim? Abi oku git. Bu çok başka bir marifet tabii. Yok ama bunlar zor yani eserler biraz. Biliyorsun yani tamam. Yazılım tarzına göre de zor yani eserler. Yani zor yani işte bir gönül dağı da zor ne bileyim bir ağ gelin var yani bunlar gerçekten şimdi, okuması da hani birçok insan eline alıp da okumaya çalışıyor ama yani o da evet, değil yani. Evet. O tavrını vermek, evet. Onu hissettirmek dediğim özellikle gibi senin. Neşet Ertaş ustamızın havalandırdığı türkülerin icrası makamsal açıdan da hep zor. İcrası hem okuması hakikaten. Evet. Çünkü Neşet Ertaş çok yüksek düzeyde müzik yapan bir usta. Evet. Biz de işte onun kırıntısı. Yok abicim çok iyisin. Ağzına sağlık. Eyvallah. Gerçekten Mutlettin Bahtiyarettin. Bu arada Uğur abi. Yani fotoğraf makinesi bırak da aramıza gel. Bu koltuğu buraya boşuna koymadım ben. Yani. Araya aldık. Uğur abicim gel. Yani seni burada karşılayacak değilim. Ben seninle zaten sürekli görüşüyorum. Biliyorsun. Gel abicim kara gel. Kara kedi de beyazlaştı artık. Gel. Hoş geldin. Uğur abi kocadın mı? Niye gözlük taktın gözünü? Kocaman. Ne oldu sana? Ana. Hoş geldin. Uğur abi de bu arada Mustafa abinin yani kadim bir dostudur. Çok Mustafa kesinlikle. Tatlıtürk hayranıdır. Evet. Bazen zaman zaman sohbet ederiz. O sohbetimizin hepsinin içinde Mustafa Tatlıtürk olur yani. Mustafa abi senin de bak gıyabın da böyledir yani. Uğur abi getirir, dolaşır yani onun için hit idol sensin biliyorum, abicim. Biliyorum. Yani hani herkesin birisi vardır ya. Uğur abi de o ben onu hissediyorum yani. Benim Mustafa Tatlıtürk şeyi var yani. Gönül ustası, Mustafa söz ustası hakikaten. Uğur çok özel bir insan. Evet. Hem halk kültürü, halk edebiyatı adına, hem Türk edebiyatı adına, hem de benim yakın dostum olmasından dolayı benim için çok özel. Evet. Mustafa bir göze, gözeden su akar ya da ne akıyorsa, işte ben de ondan istifade edenlerden biriyim. Evet, anladım. Olabilir. O ancak öyle bakabilir. Ben zaten türküler olan halk müziğine, halk kültürüne, folklorına olan ilgimi sen biliyorsun. Evet, kesinlikle. Dolayısıyla bu işi doğru yapan... Uğur abi de böyle türküleri çok sever ama bir de yalı yulu şeyi de var ya çok eleştirir. Yani oradaki sözleri bile 50 yıl önce nasıl yazılmışsa aynen okumadan yandın daha. Yani oraya G mi K mi koydun? Yani artık
Uğraştır Uğur abi. Yok şey, yöre ağızları, yöre ağızları çok önemli. Onu ifade edebilme anlamında. Mesela şey vardı bak, Arapçada kafla kefin arasında bir fark vardır. Birinde felakı dedikleri zaman Allah yarattı olur ama kaf kullanırsan da Allah tıraş etti olur. Yani gibidir ama Türklerde İfadizabın bu sen değilsin abi ya. Yandıydık biz vallahi. Yalnız konuda çok hak veriyorum Uğur'a. Çünkü müracım hakikaten bir şeyin bir noktası bir virgülü bile yanlış atılsa duygu, anlam kazanabiliyor. Evet. Duygu kaçıyor, anlam kaçıyor. Doğru, doğru Uğur abi. Ya ne diyeyim yani, ben bunu espri olarak söyledim. Yani sen eleştiriyorsun ya G'yi, K'yi orada niye G kullandın? Niye? Belki diyorum ilk okuyan adam yanlış okudu. Şimdi şey gibi. Türkçenin o arabalarda bu hani benzinini temizleyen bir şey vardı ya, nedir o? Filtre. Evet. Şimdi o Türkçenin filtresi aslında. Türkçenin filtresi bence. İyi bir şey yapıyor. Yani bunu da birinin yapması lazım Ömerciğim. Ya evet, aynen öyle o şekilde. Arkadaşlarımız, dediğim gibi ekran başındaki izleyenler, yurt dışında ve yurt dışında bizi izleyen tüm dostlarımız ve MK'da yazıp 3929'a istek türkülerinizi gönderebilirsiniz. Tabii ki sohbet edeceğiz, konuşacağız ama tabii ki arada biz türkü de okumamız gerekiyor. Sonuçta türkü programı. Ve şu anda bizi Yusuf Çolak ve Kazım Sarı Bey izliyor. Kazım Sarı'ya sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Her zaman bizim yanımızda olan programımızın yani biliyorsunuz sponsor firması ama ismini söylemiyorum, zaten at batlarıyla birlikte geçiyor. Oradan ihtiyaçlarınız olduğu sürece o telefon numaralarını arayabilirsiniz. Yurtdışı Girişimler Derneği Yönetim Kurulu'na ve Mehmet Aksu'ya buradan selamlarımı gönderiyorum. 13 Mayıs Pazar günü onlarla birlikte olacağız, yine Almanya'da olacağız. Yer konusunda önümüzde hafta sizler orada bir barbekü partisi, aynı zamanda bir müzik eğlence programını da yapacağız. Ben de orada sahne alacağım. 13 Mayıs'ta Allah nasip ederse orada olacağız. Bununla ilgili de bilgi almak isteyen dostlarımız programımızı takip ederlerse, orada gelmek isteyen Giresunlu, Trabzonlu, Karadenizli hemşehrilerimiz de orada bizimle birlikte olabilirler. 13 Mayıs'ta bu baharın ilk günlerinde yurt dışında da böyle eğlenmek isteyen hemşehrilerimiz varsa orada güzelce bize katılabilirler. Arkadaşlar, benim de okuyacak olduğum türkü hazırsa ben de türküyü yavaş yavaş böyle sizden istirham ediyorum. Yani 40 bin tane minnetle alıyorum Türkiye ama. Ne kadar kibarmışsın ha sen ya. Yalvara yakara burayı Türkiye alıyoruz. Allah Allah. Hazırız değil mi?
gibi çayır çayır yaktın beni. Ateşli pişmiş mısır gibi azıcık ucundan verir gibi. Gelsene 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 tatlım, tatlımı yerim tatlım. Elma gibi yanaklar, kiraz gibi dudaklar, sürme gibi kaşlar, gelsene tatlım. Elma gibi yanaklar, kiraz gibi dudaklar, sürme gibi kaşlar, gelsene tatlım. Gelsene 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 tatlım, tatlımı yerim tatlım. Kiraz gibi dudaklar, sürme gibi kaşlar, gelsene tatlım. Elma gibi yanaklar, kiraz gibi dudaklar, sürme gibi kaşlar, gelsene tatlım. Gelsene 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 tatlım, tatlını yerim tatlım. Elma gibi yanaklar, kiraz gibi dudaklar, sürme gibi kaşlar, gelsene tatlım. Elma gibi yanaklar, kiraz gibi dudaklar, sürme gibi kaşlar, gelsene tatlım. Gelsene 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 tatlım, tatlını yerim tatlım. Elma gibi yanaklar, kiraz gibi dudaklar, sürme gibi kaşlar, gelsene tatlım. Elma gibi yanaklar, kiraz gibi dudaklar, sürme gibi kaşlar, gelsene tatlım. Gelsene 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 tatlım, tatlını yerim tatlım. Eyvallah. Abi benim performans düşmüş, ben yorulmuşum ya. Kısa bir ara mı? Evet, efendim. Senin yaptığını biz şimdi... yapsak sedyeyle giderdim. Ha bu yaşta. Ölüyorum. Ölüyorum efendim. Bizim tabii ki dedim ya biraz önce. Çok kısa bir tanıtımımız var. Programımızın sponsoru ile ilgili. Bu programı kim destek vermiş izlemek isterseniz 2 dakika sizden müsaade istiyoruz. Hemen biz buradayız. Merhabalar, ben Villa Yapı Pazarlama Sorumlusu Burak Aslan. Villa Yapı 1999 yılında küçük bir imalathanede prefabrik yapılar ve konteyner üretimiyle faaliyet göstermeye başladı. Kurulduğu yıldan itibaren binlerce prefabrik konut ve konteyner üreten Villa Yapı, ARGE çalışmaları ve kusursuz işçilik anlayışıyla yıllar boyunca kendine sektörde önemli firmalar arasında yer buldu. Yılda ortalama 500'e yakın prefabrik konut imal eden Villa Yapı, kendi perakende satışının yanında yurt içinde bazı prefabrik firmalarına da malzeme tedariği sağlamaktadır. Villa Yapı'nın faaliyet alanları arasında prefabrik konutlar haricinde prefabrik şantiye yapıları, prefabrik okullar ve hastaneler, sosyal tesisler gibi farklı prefabrik yapılar da gelmektedir. Villa Yapı, üretici firma olma özelliğini kusursuz işçilik ve kaliteli malzeme ile birleştirmektedir. Kullanılan tüm malzemeler TSE standartlarındadır. Kullanılan tüm metal aksam galvaniz çeliktir ve kaynaksız yapı teknolojisiyle inşa edilmektedir. Bu, Villa Yapı'yı teknik açıdan diğer firmalardan ayıran en önemli özelliklerden biridir. Onun haricinde Villa Yapı, kendi satışından sonra satış sonrası destek hizmetleriyle de müşterisinin her zaman yanındadır. 10 yıl boyunca her türlü üretim ve montaj hatasına karşı Villa Yapı servis desteği sağlamayı garanti eder. Ortalama fiyatlar vermektense biz kendi projelerimiz üzerinden bir fiyat verelim. 95 metrekare tek katlı bir konutun peşin iskontolu fiyatı 25.000 TL. 100 metrekare çift katlı bir konutun fiyatı 31.300 TL'dir. Fakat firmamız Mavi Karadeniz Televizyonu'na özel bir iskontoyla sadece Mavi Karadeniz Televizyonu'ndan arayan müşterilerimiz için ekstradan %5 indirim yapacaktır. Bu fiyatlar bizim bayi fiyatlarımızın da altında rakamlar olduğunu özellikle bildirmek isterim. Müşterimiz öncelikle web sitemiz olan www.prefabrikevfiyatları.com adresindeki 47 ayrı ev modelinden kendisine en uygun olan ev modelini beğeniyor. 0216 494 4949 numaralı telefondan müşteri temsilcilerimizle iletişime geçiyor. Müşteri temsilcilerimiz müşterilerimizi İstanbul Tuzla'daki showroom'umuza davet edip orada örnek ev modellerimizi gösteriyorlar. Müşterimiz eğer isterse Gebze Çayırova'daki fabrikamıza gidip burada üretim hattımızı görebiliyor. Sözleşmeyle birlikte müşterimize bir beton zemin planı veriyoruz. Ona uygun bir su basman zemini atılırken biz de binamızın imalatını gerçekleştiriyoruz. Ortalama 10-15 gün içerisinde binamızı sevkiyata hazır hale getirip montaj süresi de binamızın metrekaresine göre ortalama 3 günle 1 hafta arasında değişiyor.
Sözleşme imzalandıktan sonra sözleşmeyle birlikte doğru beton zemin atılabilmesi için müşterimize bir su basman zemin projesi veriyoruz. Müşterimiz su basman zemin projesini hazırlarken biz de prefabrik binamızın imalatını gerçekleştiriyoruz. Ortalama 10-15 gün içerisinde sevkiyatını yapıp binanın büyüklüğüne göre 3 günle 10 gün arasında da prefabrik binanın montajını tamamlıyoruz. Yani müşterimiz yaklaşık bir ay içerisinde çok güzel bir eve sahip olmuş oluyor. Senlerden korkum yok, hazırlan da in yola. Kimsenlerden korkum yok, al göçerli yola. Yakasından aşağı aslında zarboncu bırakmam, alacağım çok sevdim gavurcu. Bırakmam, alacağım çok sevdim gavurcu. Programımıza destek veren tüm sponsor firmalarımıza sonsuz teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Biraz önceki okuduğumuz Datuk türküsü de vallahi bunu Radyo Giresun personeline, çalışanlarına ve dinleyicilerine hediye ediyorum. Yaklaşık 3 haftadır benden bu türküyü istiyorlar. Ama bugüne nasipmiş, kısmetmiş. Bu da Radyo Giresun'un tüm dinleyenlerine ve oradaki çalışanlara gitsin. Mustafa abicim, canım. Senden vallahi zaman program akıp gidiyor. Biz senden türkü dinlemek istiyoruz abi ya. Biraz bir şeyler dinleyelim. Ne dinleyeceğiz? Zaten aklımız başka bir şey yetmiyor ki. Bilmez. Ya türkü söylüyorum. Söyleyelim. Gönül Dağı'nı demiştin madem. Evet. Neşet ustamızın çok hiçbir zaman eskimeyecek, hiçbir zaman o güzelliğini yitirmeyecek türkülerinden birisi. Gönülde daha nasıl oluyor onu anlamaya çalışıyorum. Ah işte onun sırrını... Rabcim gerçek dağlar gönüldedir zaten. Değil mi? Mesela da aşmak. Aşılmıyor. Aşılmaz yani. Adam boşuna mı demiş? Aşan evet. Bilir garlı dağın ardını. Seni sevmediğin zaman dünyaları getirsen sevmez. Daha sevmez değil mi? Sevmez yani. Aşamaz. Yarın.
var dil gizli gizli. Dil gizli gizli. Sağlık abicim. Bu da evet, ölümsüz evet. Türkülerden bir tanesi. Evet. Ama orada çok önemli bir nokta var herhalde. Gönül daha demedin değil mi abicim? Evet. Ya, gönül mü? Gönül. 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 Ama onu o kadar zor söylüyorsun abi değil mi? Ben hayatta bir değil mi? Gönül daha. Ya, Uğur gönül abi gibi herhalde. Olan... Gönül daha dedim mi tamam işte. Niye gönül daha dedin? Uğraştır artık. Değil mi Uğur abi? Gönül başka bir şey. Orada, evet. Orada sözcük Neşet Usta'mızın zaten gönül dediğin zaman onun sözcük... tavrından çıkardı. Oradan çıktı gitti yani. Bu başka gönül. Bir Türk oldu. Gönül dedim. Gönül dedin mi oldu da. Değil mi? Doğrudur. Efendim ne diyeceğim? Burada mesajlarınız var. Selam Ömer abi. Ben Giresun Bulancak'tan Hakan. Senden yollara baka baka hiç alırsan sevinirim demiş. Hakan'cığım biraz sonra programı takip etmeye devam et. Buradan Bulancak'a memleketime de selam sevgiler olsun. Selam Türkiye'me. Ben Münih'ten Gülser Öğüt. Ömercan'dan o öldü diyeceğimi istiyoruz. Tokat'a ve oğlum Aytaç'a bizi sevenlere armağan ediyorum demiş. Saygılar buradan Münih'ten ya Tokatlı bir
hemşerimiz diyelim artık, Türkiye'li sonuç itibariyle. Tabii. Bizden de oldu diyeceğimi, yani oldu diyeceğim ya, enteresan işler oluyor. Mesela onun klibini Uğur abi çekmişti bana 2006 yılında. Oldu diyeceğim muhtemelen klipten görmüşsünüzdür. Yine bu ekrandan terk edip gideceğim buraları, oldu diyeceğim Uğur abi biliyorsun. Duramam, yokluklar içerisinde çektiğimiz bir kliptir değil mi? Duramam buralarda. Duramam buralarda, terk edip gideceğim. Seni soran olursa oldu diyeceğim. Uğur abi çekti. Vallahi buradan çıktık gittik, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Aldı elimize kamerayı, çektik. Mustafa abi. Hayır, böyle oldu. Ama kurgu yoktu. İrticalen. Evet. Ya çok çok sevdiğim kulaklar çınlasın. Burada izliyorsa bizi Bodrum'da. Yaşar abi biliyorsun, Yaşar. Tanırım. Aslan. Yaşar Aslan. Onun bir çok sık kullandığı bir laf vardı. Ben yapacağız edeceğiz. Ya yakın mı yekin derdi. Yani harekete geçelim. Harekete geçelim. Yani, doğru ya da yanlış. Hadi al kamerayı. Ya da bir Çin atasözü var. Öyle, bir şey yapmak lazım. Ancak gideceği şey yapmasan, yola çıkanlar varır diye. Eyvallah. Evet, bir şey yapmasan doğruluğu ya da yanlışlığı ortaya çıkmaz zaten. Evet, doğru diyorsun. Yani bu orada bir güzellik oldu. Tokatlı birisi bugün dünyanın öbür ucundan mesaj atıyor. Uğur abi sen de buradasın yani o anlamda. Teşekkür ediyorum. Selam Ömercan, ben Telli Turnam, selam götür sevdiğimin diyarına türküsünü sizden istiyorum. Görevden saygılar demiş. Eyvallah. İnşallah biraz sonra onu selam okuruz. Olsun. Arkadaşlar, ne kadar zamanımız var mı? Bir 5 dakikamız daha, bir Türk okuyacak kadar zamanımız var mı? Var herhalde, evet. Mesajlarınızı MK'da yazıp 39-29'a gönderin. Yani isteklerinizi, gönlünüzden geçenleri bizimle paylaşabilirsiniz. Uğurdan da Türk isteyebilirsiniz. Ufak ufak böyle duyurularım da olacak. Tabii ki o da olmazsa olmazımız. Bizi davet eden hemşerilerimiz de bizden bunu istiyorlar. Yine 27 Mayıs'ta büyük bir ihtimalle Verdol'da olacağız. Kümbet Şenliği var orada. Üçüncüsü ya da dördüncüsü düzenleniyor. Sürçü lisan edersem affedin. Yani üçüncüsü diyebiliyorum. Nasip olursa büyük bir ihtimalle orada olacağız. Atif Özer'e ve dernekteki yönetim kurulundaki tüm hemşerilerime selamlarımı gönderiyoruz. Bir şekilde anlaştık ama öyle anlaştık işte. Nasıl anlaştığımızı daha sonra detaylara konuşuruz işte. 27 Mayıs'ta büyük bir ihtimalle de orada olacağız. Yine Temmuz'un ilk haftasında Kuş Dili Festivali'nde olacağız. Buradan Kuş Dili Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Köşe'ye selamlarımı gönderiyorum. Temmuz'un ilk haftası. Daha gününü belirlememişler. Biliyorsunuz bu sene Ramazan ayı Temmuz'un 20'sinde girdiği için memleketimizdeki festivaller büyük bir ihtimalle aynı günlere çatışma ihtimali çok fazla. Bir araya sıkışacak. Onlar tarihlerini belirlemediler ama Temmuz'un ilk haftası olduğunu buradan söyleyebilirim. Yine Kuş Dili Tanıtım ve Turizm Derneği'ne buradan teşekkürlerimi Şeref Köç'e sunuyorum. Ben hazırsa bir türkü daha okumak istiyorum. Hazırdır değil mi efendim? Çıktı yalan dostlar, doya doya gülmedim ki oy. Oldu ya bana olanlar, bir gün olsun gülmedim ki oy. Oldu ya bana olanlar, bir gün olsun gülmedim ki bahçemde gülüm idin, sen ayağım elim idin oy. Sen bahçemde gülüm idin, sen ayağım elim idin oy. Ben de tanıdım seni dedim, bir gün olsun sevmedin ki sevmedin ki oy.
Sana idi bütün yollar, sana idi açan kollar. Oy. Sana idi bütün yollar, sana idi açan kollar. Oy. Olanlar güldüğümü görmedim ki. Aziz Emir'e de buradan selamlarımız beste olsun. Galiba, beste, evet beste. Uğur abiyle ben hep tartışırım. Beste midir, türkü müdür, beste midir, türkü müdür, türkü müdür. Türkü için lazım. Her evet. Ne öyle bir demlenmesi büyük gerekiyor herhalde değil mi? Mustafa şimdi, öyle mi? Ya, ama türkülerde beste değil mi abi? İki şey var. Başlangıcı öyle. Türkülerde evet beste değil mi? Başlangıcı öyle, evet. Tabii tabii. Yalnız bazı şeyler var, ustalar var mesela. Okuduğu an o türküdür. Veysel gibi, Davut Suları gibi. Neşet Ertaş gibi. Evet. Yani işte dün yazdı, dürüf dökülmüş yüze, çıktığı günden beri türküydü. Bugün de türkü. İlk söylediği zaman da türkü. Böyle ustan ehil ağızlarda beklemesi gerekmiyor. Ama işte bazı böyle yapılmış. Mesela ben bir türkü okusam 200 yıl geçmesi lazım. Estağfurullah. 200 yıl. Yok. Bir zaman. Ya bir de şey var. Ha? Onun aslında kesin şeyleri yok. Yani şu kadar yıl, bu kadar yıl değil. Hakikaten evet, dediğim gibi. Ya benim kafamın karıştı. Karışabilir ama değil mi? Hani bakıyorum, ya Neşet Hoca'nın yaptığı da beste türkü oluyor. İşte onunkine beste. Allah Allah. Bu gerçekten bunun hani bir orta yolunun olması lazım. Hani birisi demedi ki burada bir kanaat gelip vurmalı ya. Yok, bestedir ya da türküdür. Ya neyin hani neyine göre bak, belki gerçekten bu kendi kafamı kurcalayan şey. Orada ne ayrılacak biliyor musun? Beni kurcalar mesela. Yok, yok. Orada ayrılması gereken olması çok uzun sürer. Yani değil mi? Burada girersek içinden çıkamayız. Bence ayırt edilmesi gereken şu. İçinde toprak kokusu var mı? Eyvallah. Türkü yolundadır. Yoksa popülist bir şeydir. Hiç tartışmaya bile gerek yok ya. Yani. Sakine bacına selam olsun buradan. Oy oy oy. Kayınvalidemler de Hatice anneyle Hakkı babanın ellerinden öpüyorum da selam gönderelim. Onun hocası İTÜ'de konservatuvarda Nida Tüfekçi'ydi. Nida Hoca evet. İşte orada soruyorlar. Hocam diyorlar yani besteyle anonim türküyü, geleneksel türküyü nasıl ayıracağız? Onun da cevabı şuymuş. Oğlum altından tenekeyi ayıramıyor musunuz dermiş. Evet. Ya ben onu diyorum. Bakın gümüşü ayıramıyor musunuz? Toprak diye varsa işin içinde, yani kök topraktaysa, toprak kokuyorsa eyvallah. Yoksa gerekler zaten hakikaten. Spotlar türkü. Tamam, doğrudur. Evet. Efendim arkadaşlarımız, bir 10 dakika sizden ayrılacağız. Ondan sonra programımız yine türkü tadında, türkü lezzetinde devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın. Biz 10 dakika sonra buradayız. Şimdi Türkiye'de 200 metre mesafeli, sadece 10 santimetre boyunda, 110 lira yerine sadece 59 lira. Haydar Süper Power polis tipi taktik cep feneri son teknolojik Q5 devresiyle muhteşem bir aydınlatma mesafesi sunuyor. 2012 model şık tasarım cep feneriniz arabanızda, evinizde, avcılıkta, doğa sporlarında, dağlarda, köylerde, şehirlerde, güvenlik servislerinde, iş yerinizde, kısacası her yerde vazgeçilmez bir dostunuz olacak. Benzer boyuttaki cep fenerleri en fazla 20-30 metre aydınlatma sağlarken Haydar CF1 yaklaşık 200 metrelik şaşırtıcı bir mesafeye sahiptir. Mükemmel bir güce sahip olan ve buna rağmen sadece 10 santimetre uzunlukta olan son teknoloji Haydar cep feneri askı aparatıyla rahatlıkla cepte taşınabilir. Uluslararası kalite sertifikalı ve IPX8 standardında üretilen Haydar cep feneri darbelere dayanıklı sert alüminyum gövdeye sahiptir ve su geçirmez. Ayrıca oynar başlığı sayesinde uzak yakın fokus ayarı çok kolay yapılabiliyor. Sağlam, güvenilir, küçük boyutlu ve kendi sınıfında en uzun mesafeye sahip Haydar CF1, dünyanın pek çok ülkesinde ordu, polis ve özel güvenlik teşkilatlarında kullanılıyor. Avcılık ve doğa sporlarında da göz bebeği olan CF1, her yerde bulabileceğiniz
1,5 voltluk alkalin pille çalışabildiği gibi maksimum performans için 3.6 volt bataryayla da çalışır. Sıkı durun. Şimdi size bir sürprizimiz var. Ayrı ayrı satılan ve toplam 39 lira değerindeki batarya ve şarj cihazı şimdi fiyata dahil. Yaklaşık 100 yıl ömürlü Q5 sistemine sahip Haider CF1, batarya ve şarj cihazı dahil, KDV dahil sadece 59 lira. Hemen arayın. 200 metre mesafeli süper cep feneri adresinize gelsin. İster kapıda ödeyin, ister kredi kartıyla. 0216 424 1515. Metem Teknoloji. Sevgili izleyenler, merhaba. Sizler de vücudunuzdaki tüylerden ve kıllardan ortalama 10 dakika içinde kurtulmak ister misiniz? Eğer cevabınız evetse, Sağlık Bakanlığı bildirimli, Türk malı ve sadece 69 liraya satılan üçlü muhteşem bir setten oluşan lasinyayla vücudunuzdaki bütün tüyleri, bütün kılları yok ediyoruz ve yok ederken de daha geç ve daha az çıkmasını sağlıyoruz. Vücudumuzdaki tüylerden ve kıllardan ortalama 10 dakika içinde kurtulabiliyoruz. Hem bayanlar hem erkekler. Lasinya oluşan üçlü muhteşem setten dolayı sizin vücudunuzdaki tüylerden ve vücudunuzdaki kıllardan hem kurtulmanızı sağlayacak hem de daha az ve daha seyrek çıkmasını sağlayacak. Aynen olayı size şöyle anlatmak istiyorum. Vücudunuzda erkekler ve bayanlar, başınız hariç, vücudunuzun hangi bölgesinde, hangi kısımdaki tüyleri dökmek istiyorsanız yapmanız gereken işlem şu. Lasinya'nın birinci tüpünü alıyorsunuz ve dökmek istediğiniz bölgeye bir jel halindedir, kokusuzdur. O bölgeye güzel, kalın bir tabaka halinde sıkıyorsunuz. Ve sıktıktan 10 dakika sonra kalın bir bez, nemli bir mendil ya da banyo lifiyle kılın çıkış yönüne doğru siliyorsunuz. Ve sildiğiniz zaman oradaki tüyler komple bir jiletle alınmış gibi direkt siliniyor. Ve birinci aşama tamamlanıyor. Lasinya'nın birinci setinin görevi burada bitiyor. Tabii bunu anlatırken Lasinya'nın tüy dökücü jelinin sizlere kokusuz olduğunu, rahatsız edici olmadığını, herhangi bir yan etkisi görülmediğini söylemek isterim. Hemen ardından ikinci jelimiz ise tüyü alınmış bölgeye sürülüyor ve 2-3 günde bir sürülüyor. 2-3 günde bir sürüldüğü zaman direkt tüy alınmış bölgede bir nemlenmeye yol açıyor, hücrelerin yenilenmesine neden oluyor ve pH dengesinin yükselmesine neden oluyor. Ve böylelikle birinci sette aldığınız tüylerinizi ikinci sette daha az ve daha geç çıkmasını sağlıyorsunuz. Üstüne üstlük kıllarınızın iri, kıllarınızın sarı ya da siyah olmasının hiçbir önemi yok. 10 dakikada bütün tüylerinizden sizleri kurtarıyor ve yapmış olduğunuz düzenli işlemler sayesinde ise tüylerin daha geç çıkmasını sağlayabiliyorsunuz. Ve daha geç çıkmasını sağlarken hem cildinizin pH dengesini koruyorsunuz, hem tüylerinizin daha az çıkmasını sağlıyorsunuz, hem de tüylerinizin daha geç çıkmasını sağlıyorsunuz. Ve güzel bir görünüme sahip oluyorsunuz. Lasinya'nın son seti, yani üçüncü seti ise bayanların selülit problemlerini gidermelerine yardımcı, sıkılaştırıcı bir jeldir. Bu jel de aynen tüy azaltan ikinci set gibi iki ya da üç günde bir ortalama olarak tüy alınmış bölgeye sürülür. Ve sürüldüğü zaman selülitlerin giderilmesinde yardımcı olur. Artık bayanlar senelik olarak yaklaşık 1000 TL kuaförlerine para vermeyecekler. Artık başka yerlerde 2 ya da 3 saat kuaför bekleme, ağda ısıtma, ağda soğutma derdi olmayacak. Artık erkekler denize gittiğinizde, pikniğe gittiğinizde ve maça gittiğinizde rahat bir görünüme sahip olabileceksiniz. Bayanlar, artık kuaförlerde zaman harcama derdi olmayacak. Artık kime kullanıldığı, neye kullanıldığı belli olmayan malzemelerin üzerinizde kullanılmasına maruz kalmayacaksınız. Çavuşoğlu Yemenler'den 4 dörtlük kampanya.
banka yok, faiz yok, kefil yok, ara ödeme yok. Havaalanına, Formula 1 pistine, üniversite hastanesine, AVM'lere 4 dakika mesafede, çok uygun fiyatla lüks, yeni bitmiş daireler ve sınırlı sayıda iş yerleri. 60 aydan 72 aya kadar sabit taksit seçeneklerini kaçırmayın. Evinizi seçin, peşinat ve taksitlerinizi kendiniz belirleyin. 1200 aileyi daire sahibi yapan Çavuşoğlu Yemenler güvencesiyle siz de bir daire sahibi olun. Bilgi için 216-493-2362, 532-355-7101, çavuşoğluyemenler.com. İstanbul Pendik'te yükselen değer. Çavuşoğlu Yemenler. Alışverişin en keyifli adresinden bir kez daha merhabalar sevgili izleyiciler. Yine sizlere ihtiyacınız olan, kullanmaya doyamayacağınız bir cep telefonu göndermek istiyorum. O yüzden ekran başından sakın ama sakın bir yere ayrılmayın diyorum. Harika bir cep telefonu, üstelik 3 farklı rengiyle kapınıza kadar gelsin mi? 3 dedim ama düzeltmek istiyorum. 4 ana rengimiz var. Evet, kırmızısı, mavisi, beyazı, bir de isterseniz siyahını göndereceğim sizlere. Nasıl özellikler var? Anlatmaya doyamayacağım. Anlatmakla bitiremeyeceğim özellikleri var. Bunun yanı sıra her şeyden önemlisi çok şık, çok zarif, çok kibar bir cep telefonu sevgili izleyiciler. Hemen şöyle başlayalım anlatmaya. Redberry'den göndereceğim sizlere. Evet, duyduğunuz, bildiğiniz, tanıdığınız bir marka. Redberry'den gelecek çok şık cep telefonlarımız var. Üstelik bugüne kadar belki de hiç duymadığınız özellikleri var. Evet, dikkatlice dinleyin diyorum. Çok da güzel hediyeleri var. Şimdi önce bir görselliğine bakalım değil mi? Çünkü bizler için görselliği önemlidir. Bir mağazaya gittiğimiz zaman, bir cep telefonu alacağımız zaman ne yaparız? Önce bir bakarız. Nasıl, kibar mı, şık mı, ince mi, kaba mı? Kabaysa istemeyiz. Narin olsun isteriz, şık olsun isteriz. Rengi bize hitap etsin isteriz değil mi? Tıpkı evimize aldığımız, seçtiğimiz bir koltuk takımı gibi cep telefonlarımızı seçeriz. İşte karşımızda Redberry'den K19i harika bir cep telefonu. Bakın şöyle yan çevirmek istiyorum inceliğini, zarifliğini görmeniz için. Darbelere karşı dayanıklı sevgili izleyiciler, son derece de şık, son derece de dayanıklı bir kasası olduğunu söylemek istiyorum. Maşallah, 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 duyduğunuz gibi nasıl yüksek bir ses veriyor. Yani sizi arayanların zil sesini kaçırmanızın mümkünatı yok diyebilirim. Bazen gürültülü ortamlarda cep telefonumuz çalar ve biz duymayız. Bunu çok yaşarız. Otobüste, metrobüste, vapurda, tramvayda, öyle değil mi? Açık ortamlarda, özellikle kafeteryalarda otururken çevrenin vermiş olduğu, ne yazık ki o gürültüden dolayı çalan telefonlarımızın sesini duymayız. Fakat Redberry'de artık çalan telefonları ortam ne kadar gürültülü olursa olsun duyacağız, kaçırmayacağız. Bizi arayanları, sevdiklerimizin telefonlarını ya da önemli iş telefonlarını artık kaçırmayacağız. İnanamıyorum demeyin. Evet, gizli kamera özelliği var. Telefonunuzu alıyorsunuz. Diyelim ki kayıt etmek istediğiniz bir görüntü var ya da şüphelendiğiniz bir şeyler var. Ortamda bırakıyorsunuz masanın üzerine. Şuradaki gizli kamera devreye giriyor ve siz neler oluyor neler bitiyor bir dedektifmişçesine daha sonradan izleyebiliyorsunuz. Pekala, 2 yıllık garantisi var. Siyah rengi, beyaz rengi, kırmızı rengi ya da mavi rengi, hangisini isterseniz istediğiniz rengi kapınıza kadar göndereceğiz. Video oynatma özelliği var, MP3 çalma özelliği var, Bluetooth özelliği var. Muhteşem bir ses kalitesi var. Bangır bangır tabiri caizse gümbür gümbür müziklerinizi dinleyebileceksiniz. Tek tuşla müzik dinleyebilme özelliği var sevgili izleyiciler. Çift sim kartlı olduğunu söylemek istiyorum. İki cepte iki tane telefon taşıma devrine son diyoruz. Tek bir telefonla birlikte iki hattımızı aktif olarak kullanabiliyoruz. Yanında araç şarj cihazı. Bakınız. Şöyle de bastığınız zaman tekrar kabloyu içine sarıyor. Çok hoşuma gitti bu benim oynuyorum. Araç şarj cihazını hediye ediyoruz. Bitmedi, orijinal deri kılıfını hediye olarak gönderiyoruz. Bir de 2 GB'lik hafıza kartını gönderiyoruz. Ve sadece ama sadece her şey dahil fiyatıyla, kargo ücreti yok. 179 liradan adresinize kadar teslim ediyoruz. Hoparlörünü görüyorsunuz değil mi? Nasıl? Tıpkı bir müzik setin hoparlörüymüşçesine ya da tıpkı evimizdeki kolonları görülmüşçesine şurada hoparlörünü görüyoruz. Ses son derece de yüksek ve kaliteli çıkacak. Çift sim kartlı kartlarınızı şu kısımlara yerleştiriyorsunuz. İçerisine zaten biz 2 GB'lık hafıza kartını hediye olarak gönderiyoruz sevgili izleyiciler. C belgesini aldığında bakın şuradan görüyoruz. Hoparlörünü de gördükten sonra kapağını kapatıyoruz. Böylesine güzel, böylesine donanımlı, birçok yanında ekstra hediyesi olan bir cep telefonuna sadece 179 liradan sahip oldunuz. Elimizde belirli sayıda var, stoklarla sınırlı. Lütfen elinizi çabuk tutun. Sizleri seviyoruz. Tekrar görüşmek ümidiyle diyoruz. Hoşça kalın.
Villa Yapı, Gebze Çayırova'daki üretim tesislerinde kaliteli malzeme ve son teknolojiyle üretim yapmaktadır. Prefabrik konutlarımız Türkiye'nin bütün iklim bölgelerine uygun inşa edilmektedir. Uygun fiyatlarla sağlam bir ev sahibi olmak istiyorsanız mutlaka Villa Yapı. www.villayapı.com başlıyor. 23 Nisan Pazartesi akşamı saat 9'da Anadolu Hisarı Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi'nde Karadeniz'in yeni star adayını oylarınızla siz belirleyeceksiniz. Haydi Karadeniz, ekran başına. Mehmet Kurt, Trabzon, İstanbul'dan katılıyorum. Karadeniz'in bir numarası benim. Muhammed Salık, Bayburt, Karadeniz'in sesi, gönüllerin efendisi olacağım. Akıncı'nın Giresun, İstanbul'dan katılıyorum. Karadeniz'in yeni sesi olmak istiyorum. Evet, yine kısa bir aradan sonra biz buradayız. Ben dediğim gibi Mustafa abinin böyle türkülerine doyamadım. Onun için Mustafa abi, hazırladığın türkünü hemen hiç bekletmeden senden bir türkü daha alalım. Beste türkü dedik ya, şimdi evet. bir beste okuyayım ben. Tamam. Aşık Gül abinin bir bestesi var. Uğur'la kendime söylüyorum bu türküyü. Uğur'la ikiniz de söylüyorsunuz. Uğur'la ikiniz de söylüyorsunuz. Bakalım. Bize yakışıyor, yorgun demokrat. Thank you.
başımı yoldu, sabırım mahkumu oldu. Zaten ben belamı buldum, yorma beni dünya dünya, kırma beni dünya dünya, yorma beni dünya. Zaten ben belamı buldum, yorma beni dünya dünya, yorma beni. Rüzeydi bu. Zaten ben belamı buldum diyor. Benimle uğraşma dünya. Evet. Vallahi doğru diyorsun Mustafa abi. Vallahi. Çok güzel. Bazı duygular vardır böyle bizi diyor kısmen. Hep o ara beslik herkesin içinde biraz vardır biliyor musun? Evet. Aslında. Mustafa bu Fadiyez mi? Soldiyez mi bu? Ellik şu anda. Ne istiyorum? Kurban oldum. Ankara'nın bağlarında hani. Fadiyez var. Fadiyez. Bulur elimizi. Ya onu da okuyalım. Bunu tamam. Eşim, sevgili eşime hediye edeceğim. Bizde onun türküsü, o da çok sevdiği bir arkadaşına hediye ediyor onu. Duyamadım. Okumasam buradan çıkma şansım yok. Bu arada eşime çok güzel. Aferin bak. Niye? Bunu yapamayanlar var. Cızıya gelmiş yok mi diyor. Yok ya, biz evli bakladamız abicim ya. 5 yaşında oğlum var benim ya. Çok güzel. Evet. Bak, ufak tefek olduğuma bakma yani. Zumbuk kadar adam ama hani zumbuk. Ya benzer hakikaten hiç değişmiyor biliyor musun? Maşallah ya. Ama Mustafa abi kalbe karşıymış. Biraz önce sen türküyü okurken aklımdan geçen aynen şuydu. Mustafa abi insanın saçı bir kez mi beyazlıyor? Senin tarafında böyleydin, aynen böyle duruyorsun. Yani baştan bir kere beyazlatacaksın. Uğur abi de 10 senedir tanırım böyle. Yani hani bir beyazlıklara değişiklik var. Ne zaman bu? Beni kaç senedir yani tanıyorsun? 10 senedir abi, ondan önce boyuyordun ya. Onu da söyletme bana canım. Kafam ben mi? Ha? Ya, hadi öyle. Bak şimdi. Kaşındı kendisi. Hadi canım, bir filmi vardı ya. Hastanede kardeşini beklerken birden bir saat içerisinde bembeyaz oldum. Uğur'un gibi bir gecede bembeyaz oldum. Ya şimdi dedim 10 senedir dedim. Uğur'un abinin dedim saçı beyaz. Uğur abi dedi beni 10 senedir mi tanıyorsun dedi. Ne diyeyim şimdi ben sana? Yok ben yanlış anladım canım. Yok 10 sene önce yok, senin ben başka bir halini tanıyordum. 10 seneden beri bu halini tanıyorum yani. Gına yapardık ya. Sen okuyacağım bu türküyü. Bundan sonra gelecek türküyü de Adapazarı'nda kalabalık bir dost meclisi var. Fatma ablama, Fatma ablama. Evet, Mustafa Murat, Fatma abla, Fatma ablaya çok çok selam. Fatma tatlı Türk ablama. Eyvallah. Böyle ama yazarken, mesaj yazarken canlarım dediği zaman ayırsın kimlere dediğini. Ben üstüme alınıyorum. Üstüme alıyorum. Var mıyım yok muyum bilmek istiyorum ben yani. Ben şunu da söylemek istiyorum. Türkü sevenler bu kadar mı ya? Bak burada aylardır program yapıyoruz. Yemin ediyorum yani böyle kemençe zaten kemençe okuyoruz biz, bunu biliyorsunuz ama türkü seven dostlarımız da illaki ekranlarda var. Bakın yurt dışından geliyor oradan ama yani güzel, ben biliyorum ki böyle bizim insanlarımızda türkü seven insanlarımız var. Ama Mustafa abi de tabii abi, ki öyle kolay türküler diyor abi, bazen zorla kolayları da gelen istekleri de pek yani onun şeyinden geçmiyor. Biraz önce dedin ya, o filtreden geçmiyor. Yani ben söylüyorum, filtrenin üstünden kalıyor türküler. Yani bu gerçekten böyle isteklerinizde.
Ya isteklerinizi bekliyorum. Yani özellikle abi, Mustafa abiden duymak istediğiniz yani bize, bugün çok güzel türkülerimiz bize var. Bize türkü hatırlatsınlar yani en azından. Evet hatırlatsınlar. Ben şöyle küçük duyurularım. 17 buyur Mustafa abi. Şu selamımızı bir söyleyelim canım. Tamam. Adapazarı'nda çok sevdiğim dostlarım var benim. Tüm kurt ailesine, kurtlara, Murat başta olmak üzere. Onlara bir selam gönderelim. Senin okuyacağın bu türküyü de çok severler. Onlara da armağan edelim. Tamam, ben de bir türkü okuyacağım. Eşime hediye ediyorum bunu. Bir de o da çok sevdiği bir arkadaşına hediye etti. Yine 25 Mayıs'ta Gölcük Giresunlar Derneği'nin bir organizasyonunda olacağız. 10 Haziran'da Enesir Dereköy. 10 Haziran'da Tuzla Giresunlar Derneği'nin organizasyonu. Yine 17 Haziran'da Dereli Eyranbar Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin bir organizasyonunda olacağız. Buradan da o duyurularımızı yapalım. Yine Süleyman Ekiz ve çalışanlarına sevgi ve selamlarımızı sunalım. Süleyman Ekiz her zaman bizim yanımızda olan çok değerli bir kardeşimizdir. Onu her zaman herkesten ayrı tutuyorum. Süleyman abi sana işlerinde başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Mustafa abi ben de sana eşlik edeyim elimden geldiği kadar o türküde. Tabii ki. Fatih Yezdil mi abicim? Fatih. Hah tamam okey. İçimi acı aldı. Ankara'nın bağları, büklem büklem yolları. Gene mi sarhoş oldun, kaldıramıyorsun kolları. Ankara'nın bağları, büklüm büklüm yolları. Gene mi sarhoş oldun, kaldıramıyorsun kolları. Boynumu büke koydum. Aldın yarı elimden oy. Boynumu büke koydum. Ankara'nın bağları, büklem büklem yolları. Gene mi sarhoş oldun, kaldıramıyorum kolları. Ankara'nın bağları, büklüm büklüm yolları. Gene mi sarhoş oldum, kaldıramıyorsun kolları. Ankara'nın bağları, büklüm büklüm yolları. Gene mi sarhoş oldun, kaldıramıyorsun kolları. Ankara'nın bağları, büklüm büklüm yolları. Gene mi sarhoş oldun,
kaldıramıyorsun kolları. Uğur abi, hani kolları dedi mi? Uğur abi kafasını böyle salladı. Kolları deseydim nine yapacaktık. Derken bir de o tarafa baktım yani. Yok, kolları diyorum ya. Acaba ağzında K kaçtı mı? Kahramanmaraş'ın K'si gitti mi acaba? Mustafa abi eline sağlık. Bunu da armağan etmiş olalım. Yine diyoruz ki sizden sahipsiz mezarı istiyoruz. Sizden sahipsiz mezarı istiyoruz. Selamlar Keşaplı Mustafa Özen sizlere selam demiş. Sahipsiz mezar abicim. Türkiye biliyor musun? Ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum vallahi. Mustafa ya. Değil de ben bir şey söyleyeyim. Hazır yeri geldi. Uğur abi sen biliyor musun Türkiye mezar var. Şöyle Uğur abi. Ömer çocuktu daha bir suratında tüy bitmiyordu. Ben Ömer'i tanıdığımda ilk sahneye evet. Attığımızda Ömer'i. Benim o gün bugün hep söylediğim bir şey var. Ne olduğunu söylemeyeceğim ama söylediği bütün eserlere kesinlikle saygım var. Eyvallah. Ama şimdi daha farklı sevdim Ömer'i. Eyvallah. Çünkü bunu yapması lazım. Klasik okuduğu zaman değil mi? Daha çok hoşuna gitti. Ekstraları var. Ekstralarına gidiyor. Şimdi, oralarda yapıp yapmadığı ama kamuoyunun önünde ekranlarda yaparsa yeteneği, onun marifetleri ben biliyorum bunu. Ben biliyorum. Evet, evet. Ama insanlar benim da, aslında çıkış noktam Türk halk müziği. Yani Türk halk müziğini seni, severek. Bölgede hapis kalmasın bildiğim için. Ama şimdi bizi öyle bir camianın öyle bir durumu popülizmin içine geldik ki. Tabii. Yani derler ki sahneye çıktığı zaman bir insan eğer kazanacağı parayı düşünüyorsa o insan müzik yapmasın diye bir laf vardır. Doğrudur bu değil mi? Evet. Ama biz neye geldik? Şimdi bir Karadeniz kültüründe nereden para kazanabiliriz? İşi ticarete döktük. Geldik. Onu da Allah razı olsun izleyenlerimiz. Ya kemençeyi çal, oynasınlar. Tamam, oynasınlar. Ya o kadar öyle istiyorum ki bakın, repertuar yazıyorum, yurt dışına gidiyorum özellikle. 10-12 tane güzel türkü seçiyorum. Ya, okumak için ya, dinleyici yok abi, oynayıcı var ya. Dinleyici yok, anladın mı? Mustafa zaten, abi, yani hani gönül ister ki ben senin yanında geleyim. İşte barda mı çıkıyorsun? Bana 4 tane 5 tane türkü hazırla. Ben eyvallah. Parasız pulsuz geleyim orada o 5 tane türküyü izleyip ama canım okurken karşımdaki dinlesin beni. Ya, onu bileyim ki dinledi, o da benimle, o dudaklarının mırıldasın. Yani zorlamasın bizi. Sahnede bir tane slow bir şey okuyoruz. Hemen ya of püf hemen bir şey oynat da gidelim. Evet. Ya dinleyici şimdi, yok abi ya. Dünyada bu aslında deşildi. Deşildi. Güzel. Ben onu diyeceğim. Ömercan'ın ben özünü bildiğim için, ta ötesinde bildiğim için bu zaman zaman popüler şeyler okumak durumunda kalıyor. Ne yapsın? Ekmek de alsın. Bizim böyle bir derdimiz yok. Bilelim. Ayağımız evet. Çukurda zaten. Yok abi. Zaten 50 yaşına kadar aç susuz sazından dolaşmışım. Bundan sonra gelecek istemiyorum. Müzik yapıyorum. O şekilde diyorsun. Gelecekse, o şekilde evet, gelecekse evet. Biz çok ezilip büzüleceksek gelmesin. Şimdi şunu demek istiyorum. Bu küresel yozlaşma dediğimiz şey var ya dünyadaki. Evet. Aslında tabii bizim insanlarımız da sıçrayacak. Bugün Ankara havaları ya da bilmem ne havalar dedikleri o Anadolu'nun çeşitli yerlerinin en ucuz, en berbat pavyonlarında üretilen, ortaya çıkan ezgiler. Ankara kültürüyle falan hiç alakası yok. Aynen. Evet. Pornografik. Ve evet. Enteresan bir şey. Biz mutasımız, işte doğuluyuz, şuralıyız, buralıyız, Karadenizliyiz, Yozgatlıyız, iyiyiz, harmanız. Fakat bir bakıyorum şey yani böyle bir muhafazakarlık mantığı içerisinde inanılmaz abuk subuk şeyler var. Adam evet. Koymuş oraya şey dinliyor, arabada 5, yolda 15, kız böyle kardeşinden bacısından, bu nasıl bir iş ben ya? Ben kardeşimin, nasıl işte bir iş komşumun ya? Yanında bunu atacağım, ya, aa bu da bir de bu da bizim kültürümüz oluyor. Bu ne kültürü ya arkadaş, Türkiye, Türklerimize gram mı girdi ya? Evet, tasavvuftan evet. Tut da, halaylarımıza, oyun havalarımıza, evet. İnançlarımıza, milli değerlerimize, aklına gelen her şey ya yaşama dair de, Türklerimize var zaten. Kısa bir aramız var ama girmeden önce söyleyeceğim, bir adalara gitmiştik. Orada çocuklar 23 Nisan Festivali şenlikleri için hazırlık yapıyorlar. O otantik Anadolu türküleri. Hı. Yemin ediyorum yanımdaki olan arkadaşlarım söylesin, eşim de ağladım ben. Onları da niye ya, ağlıyorsun? Ya. Ya oradaki küçük çocukların o halk oyunlarına oynamasına. Tabii, ya tabii. Oradaki zurnamız, kavalımız, nasıl bizim güzel, otantik ya bizim ruhumuz. Bir ya şey bizim var ruhumuzdu ve hemen tabii, gözümden böyle tabii, geldi yani. Ya, ruh olacak ya. İnsanda ya. Bilmiyorum ben nereye gidiyorum. O bahsettiği şey bu işte. Evet. Gücünü, rengini, evet. Kokusunu topraktan alıyorsa. Konuşacağız, sohbet edeceğiz. Kısacık bir aramız var. Ondan sonra geleceğiz. Bak türkü dostları da burada isteklerini göndermeye başladı. Siz de bizi yönlendirirseniz seviniriz. MK'da 39-29'dan mesajlarımız gönderelim. Kısa bir aradan sonra biz geliyoruz.
Alışverişin en keyifli adresinden bir kez daha merhabalar sevgili izleyiciler. Yine sizlere ihtiyacınız olan, kullanmaya doyamayacağınız bir cep telefonu göndermek istiyorum. O yüzden ekran başından sakın ama sakın bir yere ayrılmayın diyorum. Harika bir cep telefonu, üstelik 3 farklı rengi ile kapınıza kadar gelsin mi? 3 dedim ama düzeltmek istiyorum. 4 ana rengimiz var. Evet, kırmızısı, mavisi, beyazı, bir de isterseniz siyahını göndereceğim sizlere. Nasıl özellikler var? Anlatmaya doyamayacağım. Anlatmakla bitiremeyeceğim özellikleri var. Bunun yanı sıra her şeyden önemlisi çok şık, çok zarif, çok kibar bir cep telefonu sevgili izleyiciler. Hemen şöyle başlayalım anlatmaya. Redberry'den göndereceğim sizlere. Evet, duyduğunuz, bildiğiniz, tanıdığınız bir marka. Redberry'den gelecek çok şık cep telefonlarımız var. Üstelik bugüne kadar belki de hiç duymadığınız özellikleri var. Evet, dikkatlice dinleyin diyorum. Çok da güzel hediyeleri var. Şimdi önce bir görselliğine bakalım değil mi? Çünkü bizler için görselliği önemlidir. Bir mağazaya gittiğimiz zaman, bir cep telefonu alacağımız zaman ne yaparız? Önce bir bakarız. Nasıl? Kibar mı, şık mı, ince mi, kaba mı? Kabaysa istemeyiz. Narin olsun isteriz, şık olsun isteriz. Rengi bize hitap etsin isteriz değil mi? Tıpkı evimize aldığımız, seçtiğimiz bir koltuk takımı gibi cep telefonlarımızı seçeriz. İşte karşımızda Redberry'den K19i harika bir cep telefonu. Bakın şöyle yan çevirmek istiyorum inceliğini, zarifliğini görmeniz için. Darbelere karşı dayanıklı sevgili izleyiciler, son derece de şık, son derece de dayanıklı bir kasası olduğunu söylemek istiyorum. Maşallah, maşallah, maşallah. Duyduğunuz gibi nasıl yüksek bir ses veriyor. Yani sizi arayanların zil sesini kaçırmanızın mümkünatı yok diyebilirim. Bazen gürültülü ortamlarda cep telefonumuz çalar ve biz duymayız. Bunu çok yaşarız. Otobüste, metrobüste, vapurda, tramvayda, öyle değil mi? Açık ortamlarda, özellikle kafeteryalarda otururken çevrenin vermiş olduğu, ne yazık ki o gürültüden dolayı çalan telefonlarımızın sesini duymayız. Fakat Redberry'de artık çalan telefonları ortam ne kadar gürültülü olursa olsun duyacağız, kaçırmayacağız. Bizi arayanları, sevdiklerimizin telefonlarını ya da önemli iş telefonlarını artık kaçırmayacağız. İnanamıyorum demeyin. Evet, gizli kamera özelliği var. Telefonunuzu alıyorsunuz. Diyelim ki kayıt etmek istediğiniz bir görüntü var ya da şüphelendiğiniz bir şeyler var. Ortamda bırakıyorsunuz masanın üzerine. Şuradaki gizli kamera devreye giriyor ve siz neler oluyor neler bitiyor. Bir dedektifmişçesine daha sonradan izleyebiliyorsunuz. Pekala, 2 yıllık garantisi var. Siyah rengi, beyaz rengi, kırmızı rengi ya da mavi rengi, hangisini isterseniz istediğiniz rengi kapınıza kadar göndereceğiz. Video oynatma özelliği var, MP3 çalma özelliği var, Bluetooth özelliği var. Muhteşem bir ses kalitesi var. Bangır bangır tabiri caizse gümbür gümbür müziklerinizi dinleyebileceksiniz. Tek tuşla müzik dinleyebilme özelliği var sevgili izleyiciler. Çift sim kartlı olduğunu söylemek istiyorum. İki cepte iki tane telefon taşıma devrine son diyoruz. Tek bir telefonla birlikte iki hattımızı aktif olarak kullanabiliyoruz. Yanında araç şarj cihazı. Bakınız. Şöyle de bastığınız zaman tekrar kabloyu içine sarıyor. Çok hoşuma gitti bu, benim oynuyorum. Araç şarj cihazını hediye ediyoruz. Bitmedi, orijinal deri kılıfını hediye olarak gönderiyoruz. Bir de 2 GB'lık hafıza kartını gönderiyoruz. Ve sadece ama sadece her şey dahil fiyatıyla, kargo ücreti yok. 179 liradan adresinize kadar teslim ediyoruz. Hoparlörünü görüyorsunuz değil mi? Nasıl? Tıpkı bir müzik setinin hoparlörüymüşçesine ya da tıpkı evimizdeki kolonları görülmüşçesine şurada hoparlörünü görüyoruz. Ses son derece de yüksek ve kaliteli çıkacak. Çift sim kartlı kartlarınızı şu kısımlara yerleştiriyorsunuz. İçerisine zaten biz 2 GB'lık hafıza kartını hediye olarak gönderiyoruz sevgili izleyiciler. C belgesini aldığında bakın şuradan görüyoruz. Hoparlörünü de gördükten sonra kapağını kapatıyoruz. Böylesine güzel, böylesine donanımlı, birçok yanında ekstra hediyesi olan bir cep telefonuna sadece 179 liradan sahip oldunuz. Elimizde belirli sayıda var, stoklarla sınırlı. Lütfen elinizi çabuk tutun. Sizleri seviyoruz. Tekrar görüşmek ümidiyle diyoruz. Hoşçakalın. Mavi Karadeniz Star 2 başlıyor. 23 Nisan Pazartesi akşamı saat 9'da Anadolu Hisarı Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi'nde Karadeniz'in yeni star adayını oylarınızla siz belirleyeceksiniz. Haydi Karadeniz, ekran başına. Tuncay Kahya, Samsunluyum. Karadeniz'den yeni bir yıldız doğuyor, işte karşınızdayım.
İsmim Mahmut Şener. Giresunluyum. İstanbul'dan katılıyorum. Bu yarışmanın galibi ben olmalıyım. Veysel Dülger, Trabzon, İstanbul'dan katılıyorum. Karadeniz yarışmasının birincisi ben olacağım. Efendim kısa bir aradan sonra tabii ki reklamlarımız da olmazsa olmazlarımız. Sizden demiş selam Ömer kardeşim, ben Giresun'un tescilli markası Ali Osman. Giresun Taşhan'a selamlar, elimize demiş. Ali Osman, sana da sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Demek ki yaşıyorsun hala. Selamun aleyküm, ben formacı Arif Uğur abime selamlar. Topal Osman türküsünü isterim, söylerseniz sevinirim. İyi yayınlar. Parola 28. Uğur abi biraz sonra Topal Osman okuyacak televizyonlarda, ilk Türk televizyonlarında. Biraz sonra canlı canlı size okuyacak o türküyü. Sizden sahipsiz mezarı istiyorum demiş. Diğer adı şu dağlarda kar olsaydım. Selamlar Keşaplı Mustafa Özen. Bu türkünüz filtreden geçti. Yani bu da şu dağlarda kar olsaydı evet türkü olmuştur dedi Mustafa abi. Biz de ona inandık. Ama ben ilk önce bir türkü alayım. Sıradaki türküyü alayım. Sizlere göndereyim. Hazırsa arkadaşlarım hemen. Salkımı gibi sallanıyor belleri, üzüm salkımı gibi sallanıyor belleri. Ay vurur aynanamam, sabahtan uyanamam. Ay vurur aynanamam, sabahtan uyanamam. Eller aldı yerini, ben bununla dayanamam. Eller aldı yerini, ben bununla dayanamam. Ah, oh, hap, hap, hapa. Tanımadım da sordum. E kız kimin kızısın? Tanımadım da sordum. Ellerden utanmasam seni koynuma kordum. Ellerden utanmasam seni koynuma kordum. Ay vurur aylanamam, sabahtan uyanamam. Ay vurur aylanamam, sabahtan uyanamam. Eller aldı yerini, ben buna dayanamam. Eller aldı yerini, ben buna dayanamam. Oh, hap hap hapa, yap yap. Tavlanın dalınayım, tavlan toplamakayım. Eller aldı yerini, her gün alamakayım. Eller aldı yerini, her gün alamakayım. Ay vurur aylanamam, sabahtan uyanamam. Ay vurur aylanamam, sabahtan uyanamam. Eller aldı yerini, ben buna dayanamam. Eller aldı yerini, ben buna dayanamam. Oh, hap, hap, hapa, aha, göreyim. Ay vuruyor, vuruyor, vuruyor da vuruyor. Ay vuruyor, vuruyor, vuruyor da vuruyor. Gel yanıma öpeyim, dudaklarım vuruyor. Gel yanıma öpeyim, dudaklarım vuruyor.
vurur inanamam, sabahtan uyanamam. Ay vurur inanamam, sabahtan uyanamam. Eller aldı gülünü, ben buna dayanamam. Eller aldı gülünü, ben buna dayanamam. Dayanamam. Oh, hap hap hapa. Hap hapa. Bir de dükkat, bir de dükkat, dikkat, dikkat. Oh, yıkıl, 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 yıkıl. Esma, es, es, es. Hadi bakayım, göreyim. Sistanda oynar gibi, gazuk belin oynar gibi. Oh, hap hap hapa. Rrr. Bir de dükkat, bir de dükkat. Oh, hap hap hapa. Bunlar ne kadar ya? Bunlar insanı öldürür. Ayrıca bunlara oynama parası da almak lazım Mustafa abi. Yani sahada okumayla yetmiyor. Tabii canım. Dans. Gerçekten zor işler bunlar. Soluk soluğa kaldık. Hafta sonu da çok yoğunduk gerçekten. 3 gündür program program program. Vallahi duman olduk. Duman durumdayız. Yusuf Takır ve Işıl Takır ailesine gelsin bu türkü. Köln'de inşallah izliyorlardır. Yusuf abiye ve Işıl'a saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum. Mustafa abiciğim. Bir dinlene, Uğur'a bir türkü söyledik. Uğur'a mı? Düşünüyor. Biraz daha düşünsün istersen ha. Nasrettin Hoca'nın culuğu gibi o. Mustafa abi şu telli turnamdan bir kuble de olsa ondan sonra istediğin türküyü. İstediğin türküyü oku ama. Yani istiyorum. Rica. Yani. Bugün hep rica minnet gidiyoruz. Eyvallah. Yani bir şey söyleyemiyoruz. Musaroğlu hocamıza da geçen ay birlikteydik Ankara'da. Onun bir bestesi. Musaroğlu. Selam olsun. Bir okuyabildiğim kadar birlikte okuyalım. Mustafa gezeme de gitsin. Benle ilgili endişeleri varmış. Ben gayet iyiyim. Meraklanmasın. Hangisi? Gümül teyze. Gümül teyzem, evet. Gümül teyzenin ellerinden öpüyoruz. Hatice'ye selamlar buradan, Muzaffer'e, çocuklara. Sanırım Levent'in de düğünü mü var, nikahı mı var? Bir nikahı şey var. Varmış. Nikahı var. Gümül teyze, gördüğün gibi Uğur Daş gibi, demir gibi burada. İyi, meraklanmasın. Gitmez diyor. Bir 50 sene. Eski toprak, onlara bir şey olmaz. Dua etsinler, başka bir şey demiyorum. Ya bir üstü koçadan var, onlar gitsin. Sevdiğimin diyarına elli durmam, selam götür sevdiğimin diyarına. Üzülmesin, ağlamasın, belki gelirim yarına canıma. Üzülmesin, ağlamasın, belki gelirim yanına canıma. Thank you.
hasret yazıldı, sevgiye mezar kazıldı. İki damlaya süzüldü gözlerimin kınarına, kınarına. İki damlaya süzüldü gözlerimin kınarına, kınarına. Şimdi benim okumadığım, benim istemediğim türküler okuyunca yarım yamalak oluyor. Ben de yarım türkü söylemeyi sevmem. Olsun da istekler, yarım türkü sözler gelmiş. Tamam, o kadar da gönüllerin olsun. Bu dağlarda kar olsaydım, olsaydım, sahipsiz mezar olsaydım, olsaydım. Şu dağlarda kar olsaydım, olsaydım, sahipsiz mezar olsaydım, olsaydım. Arar bulur muydun beni, beni, sahipsiz mezar olsaydım, olsaydım. Arar bulur muydun beni, beni, sahipsiz mezar olsaydım, olsaydım. Bozkırda han olsaydım, olsaydım, yıkık perişan olsaydım, olsaydım. Şu bozkırda han olsaydım, olsaydım, yıkık perişan olsaydım, olsaydım. Arar bulur muydun beni, beni, sahipsiz mezar olsaydım, olsaydım. Arar bulur muydun beni, beni, sahipsiz mezar olsaydım, olsaydım. Yine sever miydin beni, beni, simsiyah duman olsaydım, olsaydım. Yine sever miydin beni, beni, simsiyah duman olsaydım, olsaydım. Evet, gönül kalmasın. Hadi sıra bizim Eşref'te, buyur. Eşref, buyur Eşref abi. Ya. Sazı vereyim kardeşim, al ne istiyorsan alışıyorsun. Yok, ben nazardan korkuyorum, bana türkü okutma da. Oku, oku abi bir tane ya, ne olacak ya? Okuma değil de. Arada diken deli abi. Hadi bismillah. Gülden bazı. Zilbure. Şeytan karıştı. Thank you.
hoş mu olur da kibar yarim içtin üzüm suluyor. Adam sevruş mu olur da ah güzel yarim içtin Giresun üstünde vapuru bağırıyor Eşefin yarasın adam doktor sarıyor Eşefin yarasın adam doktor sarıyor Eşefin annesi yanmış ağlıyor Atma atma pişman olursun Giresun beylerine anam hasım olursun Attığın mermiden anam sen utanırsın Hem de der ki oradan ne ben çok seviyorum Eşref özellikle Ya şimdi iki tane usta var yanımda o kadar heyecanlandım ki Ya ne olacak Kaygılara biz düşelim sen niye düşüyorsun ki Evet Olsun ama türkü Mustafa abi yavaş yavaş programın sonuna yaklaşıyoruz Uğur abi zaten bu işte hani Yani kimsenin eleştirmeye hakkı yok ki. O bize bir güzellik olsun diye. Yani evinin odasında oturur gibi söyledi yani. Burada eleştirilecek bir yanı yok, tavrı yok yani. Maşallah desen ama adam ya. Bismillah dedik o başlarken. Daha şeytan karışamaz da. yani sıkıntı yok. Mustafa abi yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Evet. İzleyenlerimize söylemek istediklerin var mı? Bir türkü daha alacağız senden ya da türkünden sonra alalım. Olur. Tamam. Hazırladığın bir şey varsa iki tane Vallahi... istek gitti bizden. Yani istekler yani senin için esinle hazırladığın bir şeyler vardır diye düşünüyorum. Yok, bir güzel türkü daha alalım senden. Mustafa bir şey söyleyeyim. Çok saz söz anlamında bana göre çok çirkin bir benzetme var. Saz çalan birine hemen şunu söylüyorlar. Ya bir gelin Ayşe'yi de çalamadın mı başladığı zaman. Ama gelin Ayşe bana göre Türk halk müziğinin en zor türkülerinden biri. Aa gelin istediler ha. O da var tabii. Arkadaşlar istedi. Kaç kişi istedi? Abi sen onu oku vallahi bizi topa tutarlar ha. Bire dörtlük. Evet, evet. Yani gelin Ayşe öyle eften püften bir türkü değil. Yani yaklaşık 40 tane dörtlüğü olan özellikle Yozgat'ta Ürgüp türküsü ama halk arasında söz aşıklarının meclislerinde çok söylenen değişik soundları olan müthiş bir türkü. Evet. Yani o kadar basit değil yani bunu bilenler böyle bilsin diye söyleme gereği duydum. Sosyolojik ağırlığı da çok fazla. İyi bir acil müthiş bir hikaye. Müthiş bir hikaye. Evet. Zaman geçirmemiş. Ne yapalım şimdi? Ne oluyor? Hem Ağa gelin istediler. Ağa gelin mi çağırdın? Peki evet. O zaman şu sazı değiştirelim ya. Müsaade değiştirelim başlayalım. Mustafa abi. Sıkıntı yok. İstediğin gibi. Kurtlarımız... Ağa gelinde. Endim ola yayladan. Evet. Kaşın değil gözün beni. Aslında ben sanki sam yelesin estim bağıma, sondurdum bağımda gülümü kader diye bir türkü. Onu oku abi. Gönlünden ne geçiyorsun? Senin ruhun. Artık, yok şey yapmayalım. Yok sen ne istiyorsan onu oku gerçekten. Erdem bize top attı. Şimdi bekliyor. Güzellik sana kadir Mevla'dan
yanım. Kendin gelin de yürüyüşün kız gibi. Al gelin sürmelim. Kendin gelin de yürüyüşün kız gibi. Bülbülü dinle ki gelesin coşa. Karganın namesi gider mi hoşa? Meyvesiz ağacı sallama boşa. Ne yaprağını dök ne dalı incit. Gönül çalamazsan aşkın sazını. Ne perdeye dokun ne teli incit.